Evet, Sayın Umut Orhan konuğum, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Umut Bey, hayırlı olsun. Bir önemli bir karar açıkladınız ama resmi başvurunuzu, resmi süreci sanıyorum yakında başlatacaksınız. Ama kamuoyuna Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni dönemde genel başkan adayı olacağınız haberleri düştü. Ne diyelim, hangi aşamasındasınız? Bunu resmen ilan etmediniz daha. Açıkladınız ama resmi süreç nasıl gelişecek? Resmi sürecin kurultay şartlarının oluşması gerekiyor. Şu anda zaten seçim 1 Kasım'da yeni evet. Arkada bıraktık, geçmişte bıraktık seçimi. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir olağan kongre sürecimiz var. Bir de ondan evvel olağanüstü kongre talebi var. Olağanüstü kongre talebini yapanlardan ilki ve biri benim. Çünkü bir seçim geçirildi. Üst üste 6 seçim geçirildi son 5 yıl. Buna kongre mi, kurultay mı diyorsunuz? Kurultay diyoruz. Kurultay kongre, diyorsunuz. Kurultay. Evet. Yani daha çok kurultay lafı bizim için solda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayları. Evet, daha çok kullandığımız bir. Ama bu kongrelerden kurultaya gidiliyor. Bizim bir olağan kurultay takvimimiz var. Bu gecikmiş bir süreç. Normalde bunun 2 yılda bir yapılması gerekiyordu. Biz bunu 3,5 yıl bir gecikmemiz var. Yani 2 yılı aştık burada. Bir de tabii böyle seçim bittikten sonra çıkan sonuçlar, o sonuçların değerlendirilmesi, konulan hedeflerin ulaşılamaması, başarıya ulaşamamak, bunların sonucunda da olağanüstü kurultay talepleri oluyor. Kimden oluyor bunlar? Partide yöneticilerden, üyelerden, kurultay delegelerinden. Biraz evvel de söylediğim gibi bu konuda bu hafta başında ilk ben bazı gerekçeleri ortaya koyarak, özellikle seçim sonucu gerekçelerini ortaya koyarak ve önümüzdeki süreçle ilgili bir hazırlanma ihtiyacını da ortaya koyarak olağanüstü kurultay toplanma çağrısını ben yaptım. Bunu öncelikle Sayın Genel Başkanımıza onun toplamasını kendisinden rica ettim. Bununla ilgili kendisiyle bu haftada görüşeceğim. Kendisinden yarın randevu alacağım, isteyeceğim ve neden olağanüstü kurultay gerekiyor? Bir de yüz yüze görüşmek istiyorum kendisiyle. Bugün Ankara'da il başkanlarımız toplandı. Son seçilen, yani son kurultayda, son seçimli kurultayda seçilmiş olan ve kurultay delegesi olan yaklaşık 40 il başkanımız bugün bir açıklama yapacaklar saat 11'de. Onlar da gerekçelerini ortaya koyarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha başarılı olabilmesi için, iktidar alternatifi olabilmesi için olağanüstü kongreye ihtiyacımı olduğunu onlar da duyuracaklar. Evet. Başka arkadaşlar da bu konuda açıklama yapacaklardır. Onlar da bu konuda çağrıda evet. bulunacaklardır. Bir taraftan da Muharrem İnce ve Mustafa Balbay'ın da benzer yönde çıkışları oldu. Onlar da bu genel başkanlık yarışına katılacaklar gibi mi görünüyor? Onlarla sizin bir temasınız, görüşmeniz var mı? Oluyor. Yani bütün arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Burada aslında sorun veya amaç kişisel bir amaç sorun değil. Yani burada biz partimizin daha başarılı olmasını, özellikle Türkiye açısından, Türkiye'nin geleceği açısından 2019 seçimleri çok önemli. Ondan sonra 2023 Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyeti kuran bir parti olarak Cumhuriyetimizin 100. yılına daha genç, yeni nesil parti içinden yetişmiş partinin öz evlatları siyasetçilerin, genç siyasetçilerin önünü açarak iktidar alternatifi olması gerekiyor. Bunu yani amacımız bu, yani kişisel bir genel başkan adayı olmak veya işte genel başkanlık değil. Daha iyi yönetilmesi partinin, daha başarılı olması, nerelerde hata yapıldı, neden hatalar yapıldı, nasıl bunlar telafi edilip evet. daha ileriye taşınabilir. Şimdi Umut Bey, %25'ler civarında takılıp kalan bir oy var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ve yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aldığı oy da neredeyse iki katı. Yani %50, %49'un üzerinde. Bir başarıdan söz etmek mümkün mü CHP bakımından? Son performansları değerlendirecek olursak. Bu neticelerle ve bir partinin hedefinin iktidar veya iktidar ortağı olmak olduğu düşünecek olursa alınan neticelere bir başarı denebilir mi? Bu konuda aslında... Veya bir yenilgi mi bu yani? Bunun adını bir başlık atmak gerekirse buna... Bir siyasetçi olarak ve CHP'de bu kadar
emeği olan bir siyasetçi olarak ne demek istersiniz? Siz aynı zamanda şu anda Sosyalist Enternasyonu'nun başkan yardımcısısınız ve bunu CHP adına, değil mi, sürdürüyorsunuz? Tabii, tabii. Şu an o göreviniz devam ediyor. Sosyalist Enternasyonu dünyanın en büyük kurumlarından biri ve onun başkan yardımcısısınız. Doğru. Evet. Siyaset aslında bir iddia işi. Siyaset başarı kriteri iktidar olmak, birinci olmak. Baktığımız zaman bizim bu seçimlerde Sayın Genel Başkanımızın da bir hedefi vardı, bir kriter koydu. Başarı kriterimiz iktidar olmaktır dedi. Bunu kendisi ifade etti. Doğal olan da bu. Yani bugün biz eğer başarılı mıyız, başarısız mıyız diye baktığımız zaman seçim sonuçlarına bakmamız lazım. İktidar olduk mu? Olmadık. Peki oylarımız arttı mı? Artmadı. Yani 2011'e göre oylarımızda düşüş var. Milletvekili sayımız arttı mı? Hayır. Milletvekili sayımız da artmadı. Yine 2011'e göre düşüş var. Bazı illerdeki milletvekili sayımız, birinci olduğumuz iller vardı. Bunlar azaldı. Milletvekili çıkaramadığımız illerin sayısı daha da arttı. Yani sonuç itibariyle bugün baktığımız zaman AKP ile aramızdaki makas da açıldı. 25 puanlık bir makasa çıktı. Dolayısıyla biz bu sonuca başarılıdır Cumhuriyet Halk Partisi diyemeyiz. Yine şunu ifade etmek istiyorum. Burada genel başkanımızın da zaten seçim öncesinde başarı kriteri olarak koymuş olduğu bir iktidar hedefi vardı. Dolayısıyla biz bu hedefe ulaşamadıysak başarılı diyemeyiz. Peki Sayın Umut Orhan, bu başarısızlık, tarif ettiğiniz başarısızlık ağırlıklı olarak Türkiye'deki seçmen davranışlarının da, yani böyle lideri çok takip eden bir davranış olduğu düşünecek olursa, bu çoğunlukla lider performansıyla ilgili bir şey mi? Parti vitrini mi? Teşkilatlar mı? Kurumsal mı? Hangisi daha belirleyici oldu bu başarısızlıkla CHP'de? Bu iki seçimde, bu seçimde daha çok. Bunu açıklıkla, samimiyetle lütfen dile getirin. Tabii. Yani öz eleştiri yapılması lazım. Zaten olağanüstü kurultayı toplamamızın nedeni de, yani bu talebimizin nedeni de bir durum var. Olağanüstü bir durum var. İktidar partisi oyunu arttırdı. Biz oyumuzu arttıramadık. Ve iktidar olamadık, başarılı olamadık. O zaman olağan kurultayı beklemememiz lazım. Olağanüstü toplanmamız lazım. Tam da sizin söylediğiniz gibi biz neden başarılı olamadık? Nerede hata yaptık? Bu lider lider mi başarılı olamadı? Kadro mu başarılı olamadı? Örgüt mü başarılı olamadı? Kurumsal bir sorun mu var? Buna bakmamız lazım. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizin mutlaka bir tespitiniz olmalı ki yola çıktınız. Yani ben bu meseleyi çözerim diye yola çıktınız. Hangi tespitle çıkıyorsunuz? Ben şöyle bakıyorum. Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu çalışkan, dürüst, gerçekten demokrat, iyi bir insan. Ben bireysel olarak bu seçimde de daha belki seçimlerde de çalıştığını görüyorum. Çalıştığını beraber zaten ben de onun çalışma arkadaşıyım. Burada yani bir kişisel bir sorgulama yapmamamız lazım. Sorgulama, iyi insan olmak, çalışkan olmak, başarısızlığın veya iktidar olamamanın üstünü örtmemeli. Çünkü lider, partinin genel başkanı bir parti ve parti organlarıyla beraber o başarıyı ancak elde edebilir. Burada o başarı elde edilemiyorsa yönetimle ilgili, iletişimle ilgili, yönetişimle ilgili, yani kurumsal yapıyla ilgili, bunun sevk ve idaresiyle ilgili bir kere temelde sorunlar var demektir. Bunun daha iyi çalıştırılması, oradaki bu partinin, örgütünün, üyelerinin daha iyi motive edilmesi, buradaki yönetim ve iletişimin daha etkin, daha verimli yapılması gerekiyor. Demek ki yeteri kadar insan kaynağımızı kullanamadık. Çünkü muazzam bir eğitimli, kültür seviyesi de yüksek olan bir insan kaynağımız var. Demek ki topluma güven veremedik. Demek ki topluma umut olamadık. Önemli şeyler söylüyorsunuz. Efendim? Güven veremedik ve umut olamadık. Evet. Ki mesela yani parti programına bakınca, vaatlere bakınca CHP'nin daha önce pek girmediği konularda, iletişim yapmadığı konularda yoğun bir iletişim yapıldı. Daha önce işte devlet sistemi, rejim veya mesela başbakan veya cumhurbaşkanı karşıtı bir iletişim sürdürülürken bu defa politikalar açıklandı, izah edildi. Demek ki güven yani CHP önemli bir şey açıklıyor ama bunun altından kalkamayabilir, bunu yapamaz gibi bir şey mi oluştu kamuoyunda? Bu anlatılamadı mı yeterince?
Şimdi bu bir algı meselesi. Toplum demek ki Cumhuriyet Halk Partisi'nden, bakın ben de hem milletvekili adayı değildim, hem 7 Haziran'da hem 1 Kasım'da bir tek oyun peşinde ve arkasında il il, ilçe ilçe. Her ikisinde de ortalama 15-16 tane ile gittim, ilçelere gittim. Niye milletvekili adayı olmadınız, olamadınız? Nedir burada yani? Şöyle, ben ön seçim... Çünkü affedersiniz, kesiyorum sözünüzü ama şimdi siz Cumhuriyet Halk Partisi adına Sosyalist Enternasyonal gibi çok önemli bir kurumda başkan yardımcılığı görevindesiniz. Bu çok tezat bir durum değil mi? Yani böyle bir isim partiyi, Türkiye'yi temsil ediyor ama milletvekili adayı yapılmıyor iki seçimdir. Siyasette maalesef bu tür şeyler oluyor. Benim bu konudaki, bizde biliyorsunuz milletvekili aday belirlemesinde %85 oranında ön seçimle, 550 milletvekilimizin %85'i ön seçimle belirlendi. Bu aslında Türkiye'de 1980 sonrasında gerçekten devrim. Yani bunu olumlu partinin, çok olumlu buluyorum. Yani tabii ön seçiminde bir takım eksiklikleri var ama sonuçta diğer partilere bakarsanız 550 kişiyi bir kişi oturup yazıyor. Bizde ise biz 550 kişinin %85'ini 1.200.000 üyemize sandık koyuyoruz, siz belirleyin diyoruz. Bu gerçekten çok demokratik bir davranış. Özellikle Türkiye'de. Benim konum burada özel bir konu. Yani bu ama sayın, önemli bir şey bu. Sayın, yani sayın Nadal bu konuda bir açıklama da yaptım. Bu sayın genel başkanımızla aramızda olan bir konu. Ben ön seçim planlarken bana iktidar partisi tarafından, ona yakın medya tarafından önce partiye seçimlere 3 ay kala büyük bir saldırı başlatıldı. Büyük bir karalama propagandası başlatıldı. Kara propaganda başlatıldı. Hatta Sayın Genel Başkanımız da MİT Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçimlerden önce operasyon yapacak demişti. Ve operasyon başlatıldı. O operasyonu biz karşılamak adına büyük bir hukuki mücadele verdik. O süreçte de Sayın Genel Başkanımız bana beraber ön seçime girmememin partide kontenjan adayı olarak kendisinin önermesinin daha doğru olduğu konusunda beraber mutabakat sağladık. Ben de onun sözüne istinaden kendisi gerekçeleri de açıkladı. Yani kontenjan adayı olmamla ilgili herhangi bir sorunun olmamasıyla ilgili bir kendinin kişisel fikirlerini de açıkladı. Tabii o zaman hani benim can güvenliğim, tehdit ediliyorum, gazetelerde çok ağır iftiralara karşı karşıyayım. O süreçte ben de hem o mücadeleyi layığıyla verebilmek adına almış olduğum ön seçim, ilan etmiş olduğum ön seçim kararını Sayın Genel Başkanımızın da bu konudaki bana telkiniyle ben de kendimi ona emanet ettim. O da koymadı ama şunu demek istiyorum. Yani siyaset olmadığı makam mevki için yapılmıyor. Yani ben siyasete hizmet etmek için girdim. Ülkeme katkı sunmak için girdim. Biliyorsunuz daha evvel 30 yıllık bir iş hayatım var. Sıfırdan başlayıp yönetici oldum, işveren oldum. Tekstil sektöründe, hazır giyim sektöründe, Türkiye'de başkanlık yaptım, sivil toplum örgütlerinde dünya başkanı oldum, Avrupa başkanı oldum. Ben işimi, gücümü bıraktım çünkü bilgimi, tecrübemi, deneyimimi, dünya, uluslararası ve Türkiye'de Anadolu deneyimimi partime hizmet etmek, halkımıza sorunlarına çözüm bulabilmek, o tecrübelerimi, o birikimimi aktarmak için girdim. Onun için de yani ben milletvekili oldum, olmadım veya ben bugün parti yöneticiyim deme lüksüm yok. Yani benim amacım hizmet etmek. Dolayısıyla onun için söyledim. Ben 7 Haziran'da herhalde en az aday olan arkadaşlarımız kadar milletvekili, yine 1 Kasım'da son gün zaten sesim kısık, Osmaniye'de 3 miting yaptık. Yani il il, belde belde ben bir oyun arkasında ve peşinde. Ben milletvekili adayım değilim demedim. Ya ona buna işte şöyle oldu böyle oldu diye küsmedim. Ben çalıştım. Bugün de zaten benim şu anda yapmış olduğum şey bir muhalefet bayrağı falan değil. Ben Sayın Genel Başkan'ın partiyi taşıdığı bir yer var. Takdir etmek lazım. Ama bu yer, bu süreç iktidar olmaya yetmiyor. Biz de diyoruz ki biz iktidar olmamız lazım. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olması lazım. Bunun için sahada bizimle beraber koşan, çocuğunu evinde bırakan anneler, işini, dükkanını kapatan esnaf insanlarımız, parti üyelerimiz, bu partinin 80 darbesinde 12 yıl kapalı kaldığı zaman bedel ödemiş, işkenceden geçmiş, yakınlarını, hayatını kaybetmiş olan bizim parti emektarlarımız var. Bu her seçimde, bakın son 5 senede ben 6 seçim gördüm. Her seçimde, seçim sonucunda onların yüz ifadeleri, onların umutsuzlukları
beni derinden etkiliyor. O zaman ben de diyorum ki gelin bir olağanüstü kurultay yapalım. Bu bayrağı daha yukarı taşıyalım. Bu bir bayrak yarışı. Anladım. Bu bir parti içi bir muhalefet bayrağı değil. Tam tersi. Bu bir bayrak yarışı. Hatta orada şöyle önerilerim de olacak. Bakın demin de ifade ettiğim gibi Sayın Genel Başkanımızdan randevu talep edeceğim. Benim bazı önerilerim bu de olacak. Bu randevu talebinize olumlu yanıt gelir mi? Mutlaka. Ben sonuçta... Bu hafta mı görüşmek istiyorsunuz? Hafta başı talep edeceğim. O programına göre kendisiyle görüşeceğim. Benim aklımda şöyle bir şey oluyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlık adaylarının yarışı bence sadece 1250 delegemizin ki çok önemli onlar. Yani onlar partinin cefakar, fedakar, vefakar emekçileri. Onlar mutlaka oy olarak belirleyecekler ama biz Türkiye'ye iktidar olma iddiasındaysak Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayları, genel başkan adayları çıkıp televizyonlara, saygın televizyon kanallarına, saygın gazetecilerin karşısına, bütün adaylar, Sayın Genel Başkan kaç aday var? 1, 2, 3, 4 çıksınlar. Nasıl gelişmiş toplumlarda 78 Amerika'da milyon, yapıldı. Avrupa'da da yapılıyor. Amerika'da. 78 milyon oturuyor. Bir hafta, iki hafta, üç hafta, 4-5 kanalda çıkıp hayallerini, projelerini, iddialarını ortaya koymaları gerekiyor. Böyle bir çağrı mı yapıyorsunuz? Ben böyle bir çağrı yapıyorum. Bu çağrıyı da yapacağım. Yani biz Türkiye'ye... Genel başkan adayları, kurultaya katılacak olan adaylar televizyonun önüne çıkalım. Bu kurultaydan önce herhalde çıkalım ve şey yapalım diyorsunuz. Yarışalım bir anlamda. Halkı demokratik bir ortamda ikna etmeye çalışalım. Şimdi bizim bir... Ve delegeleri. Bizim bir tabii delegelerimizde. Delegelerimizin etrafındaki insanları da. Bizim şimdi 81 ilimizde, 957 ilçemizde. Bu önemli bir çağrı. Türkiye'de uygulanmıyor yapılmadı bu. Yapılmadı bu. CHP başka partilerde ya. Hatta Sayın Kılıçdaroğlu birkaç defa dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum, Sayın Başbakan'a gelin bir televizyon defalarca programına çıkalım. Defalarca. İstediğiniz kanala, tabii, istediğiniz gazetecilerde gibi açıklaması doğru, var. Doğru. O zaman bu çağrıyı da Umut Orhan buradan CNN Türk ekranlarından yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan adaylarına buradan KJ'de de arkadaşlar belki altyazı olarak bunu verebilirler. Şimdi Umut Bey, ben bazı gazetecilerden böyle seçmeler yaptım. Mesela Fehmi Koru Habertürk'te kaybedenler kulübü ifadesini kullanmış. Bundan kurtulabilir diyor CHP için. Gerçekten bir kaybedenler kulübüne mi dönüştü? Onu sorabilirim size. Muharrem Sarıkaya yine Habertürk'ten kurultayla değişim zor diyor CHP bakımından. Kısaca isterseniz değinin. Sonra başka bir yazardan daha bir şey söyleyeceğim. Kaybedenler kulübü olarak değerlendirmek doğru değil. Yani bu seçimin hangi olağanüstü koşullarda yaşandığını hepimiz biliyoruz. Yani 7 Haziran sonrası 1 Kasım'a kadarki süreçte birileri ipi eline aldılar. Türkiye yıkıldı, yakıldı, ekonomi dip yaptı. Sonra da dediler ki bunun çözümü, anahtarı bende. Orada tabii muhalefetin 3 partinin de özellikle 2 partinin büyük hataları oldu. Yani olağan bir seçim kaybı söz konusu değil. Olağanüstü şartlar vardı. Ama sonuçta tabii yine aynı şeyi söyleyeceğim. Yani maçta siz, ben eski bir futbolcu olarak, kaleci olarak bunu söylüyorum. 90 dakika çok iyi oynadım deme son dakikada golü yediğiniz zaman maçı kaybediyorsunuz. Yani sonuçta biz iktidar olamadıysak kaybetmişiz demektir. Evet. Peki şimdi bak, başka bir yazı daha var. Posta gazetesinde Hakan Çelenk. Bu yazıyı gördünüz mü? Hakan Çelenk isimli gazeteci, köşe yazarı. Şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki Umut Orhan 2008'de liderliğe aday olmuş ve 1232 delegeden sadece 15 imza, yani %1.2 oy alabilmişti, toplayabilmişti. Umut Orhan'ın çıkışına önem atfetmek Saadet'i iktidar adayı gibi takdim etmekle aynı şeydir demiş. Bir eleştiri getiriyor ve yani çok başarılı olamayacağınız gibi bir öngörüyle yola çıkmış yazısında. 2008'de ben genel başkan adayı oldum. Doğru. O zaman genel başkanımız Sayın Deniz Baykal'dı. Ben iş hayatından ve sivil toplum örgütü çalışmalarımı bıraktım ve Türkiye'de daha iyi bir siyaset, yeni bir siyaset anlayışı ve kültürü adına Cumhuriyet Halk Partisi'nde aktif olarak siyaset yapmaya başladım. Ve onu yaparken de ben neden ve nasıl Türkiye'yi daha iyi yönetirim, Cumhuriyet Halk Partisi'ne neden genel başkan adayım diye bir adaylık yarışım oldu. Orada aldığım 17 oy, 15 değil 17 oy aldım. Azdır ama ben onları çok önemsiyorum. Benim için onlar son derece değerli. Sonraki, yani o benim siyasete aslında ilk adım mı oldu? Ve Cumhuriyet Halk Partisi gibi hakikaten siyasetin zor yapıldığı, çok böyle eski köklü siyasetçilerin olduğu bir partide bu yapıldı. O zamanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde kolay kolay genel başkan adayı olmuyordu, çıkamıyordu.
Ben dışarıdan gelerek o cesareti ve iddiayı ortaya koydum. Yine o zaman 17 oy aldım ama küsmedim. Örgütlerime gittim, illere gittim, ilçelere gittim. 2009 seçimlerinde çalıştım. Sayın Genel Başkanımızın o zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıydı. Ona destek verdim. Başka illere de gittim. Sonra 2010'da Genel Başkan adayı oldum. O zaman 4 Genel Başkan yardımcısından bir tanesiydim. Ve bu 5 yılın içerisinde de yaklaşık 3,5-4 yıl farklı konularda Genel Başkan adayı oldum. Orada şunu söylememiz gerekir. Son kurultayda, katıldığım son kurultayda ben çok önemsediğim, yine o 17 oy benim için çok önemli ama son kurultayda en yüksek 3. oyu aldım. Yani benim çalışmalarımı demek ki örgütüm, partim takdir etti ki hem sorumluluk aldım hem de delegelerimizin de vermiş olduğu oy en yüksek 3. oy aldım ki benim için hakikaten çok büyük bir onur. Bu kez ama daha iddialı olduğunuzu herhalde düşünüyorsunuz ki tekrar girmiş olmanız bu seçim sürecini zaten gösteriyor. Zaten iddiam vardı ama dediğim gibi yani o zaman o iddiam olmadı. Sonra Sayın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan oldu. O zaman onunla fikirlerimiz, anlayışımız, vizyonumuz örtüştü. Ben de kendisine ve partime bu sürece kadar hizmet ettim. Yine dediğim gibi ona teşekkür ediyoruz. Ona şükran borçluyuz. Hakikaten partimize büyük şeyler kazandırdı demokratikleşme noktasında. Eğer devam ederse tabii ki onu kurultay karar verecek, kurultay delegeleri karar verecek. Ama şahsen benim şu anda ben bu partide genel başkan adayı olsam ben şimdiden kendisini Cumhurbaşkanı adayımız olarak ilan ederim. Ve 2019'a kadarki süreçte Kemal Kılıçdaroğlu için böyle bir şey söylüyor. Katılmasa mesela diyelim Cumhurbaşkanı adayı olsun diyorsunuz. Bakın çok birikimli, çok çalışkan birisi. Partiye çok şey katmış bir insan. Eğer diyelim ki olağanüstü kurultayda aday olmadı. Ben de genel başkan oldum. Benim Cumhurbaşkanı adayım Sayın Genel Başkan'dır, Kılıçdaroğlu'dur. Ve 4 sene ne güzel yani o Cumhurbaşkanı adayı olarak Türkiye'de olmayan bir şey. Türkiye'nin 81 ilini, 957 ilçesini el ele, omuz omuza, milletin ayağına Cumhuriyet Halk Partisi olarak gitmek. Ne güzel bir şey, düşünsenize. %25'lerde kaldı CHP'nin oy oranı. Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilir mi? Yani %50'ler civarında bir oy gelir mi? Cumhuriyet Halk Partisi çalışırsa, planlı çalışırsa, disiplinli çalışırsa, kişisel ilişkilere göre... MHP'lilerden de oy alır mı? Kurumsal ilişkiler alabilir. Alabilir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi dediğim gibi sahada basmadık yer bırakmazsa, çözümü, hizmeti milletin ayağına götürürse... Düşünsenize benim planım şu mesela. Ben genel başkan olduğum günün ertesi günü partinin kurumsallaşmasının dışında... Yani o çalışma ayrı bir çalışma. O çok önemsiyorum. Yani partide... Bir kurumsallaşma çalışmasını çok önemsiyorum. Partide kurumsallaşamadı mı CHP bir türlü? Yani Türk siyaseti kurumsallaşamadı. Türk siyaseti hala 1980 askeri darbesinin etkilerini taşıyor. Hala anayasamız, siyasi partiler yasamız, seçim kanunumuz ve seçim barajımız. Yani kurumsallaşmaya ve demokratikleşmeye müsait değil. Neden söylüyorum bunu? 1250 kişi. Şimdi mesela niye olağan kongre istemiyoruz? Önce olağanüstü kongre diyoruz. Çünkü her partide olduğu gibi bizde de genel merkez elindeki güç varken kurultay delegelerini kendine göre belirleyebiliyor. Ki bizde de mesela bu seçim çalışmasında bile yani ben aday olmadan il il gezerken bile genel merkez 14 ilimizde olağan kongrelerle kurultay delegelerini belirlemiş. Yani o zaman ne olacak? Yani siyasi partilerin demokratikleşmesi. Anladım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir taraftan hakikaten daha iyi yönetimi, insan kaynaklarını daha etkin kullanması lazım. Öbür taraftan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bir gölge kabine gibi çok etkin çalıştırması lazım. Ama öbür taraftan da 81 il 957 ilçeye gidip bizzat sadece kendi parti örgütlerine değil. Orada gidecek, oradaki ilçeye, beldeye halkın karşısına çıkacak, onların sorunlarını dinleyecek ve çözümü onlara orada sunacak. Yani peki, böyle bir yönetim ve iddia içerisindeyim. En güçlü rakibiniz, en iddialı rakibiniz bu kurultayda Sayın Kılıçdaroğlu mu olur? Doğal olarak eğer kendisi yine aday olursa partinin genel başkanı olarak en güçlü tabii ki aday kendisi olur. Peki mesela şimdi Sayın Muharrem İnce, Sayın Mustafa Balbağ gibi isimlerin de adları geçiyor bu liderlik yarışında. Onlarla sizin aranızda böyle bir görüşme olması sonrasında bazı adaylar bazılarının lehine
çekilebilirler mi bu yarıştan? Böyle bir ihtimal görüyor musunuz? Her şeyden önce... Diyaloğunuz iyi mi bu üç isimle de, iki isimle? Benim partimizle... Rekabet var nihayetinde tabii. Diyalog iyi olabilir ama rekabetçi bir dönem. Siyaset içinde doğal bu rekabetin olması. Ama rekabet niçin yaptığınıza bağlı. Biz rekabeti kendimiz için, ben şahsen rekabeti kendim için yapmıyorum. Ben partimin daha başarılı olması için yapıyorum. Dolayısıyla sol ve sosyal demokrat bir anlayış içerisinde biz bütün arkadaşlarımızla dayanışma içerisinde olmamız lazım. Önce partimiz dememiz lazım. Bu partiyi demin de ifade ettiğim gibi Sayın Kılıçdaroğlu'ndan o bayrağı alıp daha yukarıya, daha yükseğe, zirveye, iktidara biz o bayrağı nasıl taşırız? Ona bakmamız lazım. Dolayısıyla burada şu çok önemli. Başka partilerde dikkat ederseniz genel başkan adayları çıkmıyor. Bizde ne kadar çok genel başkan adayı olursa ve benim biraz evvel ifade ettiğim gibi sadece kurultay salonunda değil, sadece kurultay delegelerimize kendilerini anlatmaları değil, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında ne kadar iddialı, ne kadar başarılı, ne kadar gelecekle ilgili hayalleri ve projeleri olan arkadaşlarımız çıkarsa Türkiye için de bir umut, ama Türkiye için bir demokrasi şöleni. AK Parti'de de böyle bir şey olmadı mı? Mesela Binali Yıldırım'ın da adı çok geçiyordu son günlere, son haftalara kadar. Başka bazı isimler de dillendiriliyordu ama tek adayla girdi. Tek aday, tek aday, tek liste. Umut Bey bakın bir şey daha söylüyor Hakan Çelenk'in yazısının devamında. Şöyle bir eleştiri daha var. Soru şu, AK Parti CHP'deki iç kavgadan nasıl faydalanabilir demiş ve yanıtını veriyor. AKP medyası, kendi ifadesiyle söylüyorum, Umut Orhan gibi partileri kullanıp CHP'nin köküne vurmayı gündeme aldı. Savcı Sayan'ın CHP'li ünvanıyla ekran ekran gezdirilmesini hatırlayın demiş. Böyle bir durum mu var? Şöyle söyleyeyim. Şimdi Savcı Sayan parti üyesi değil. Geçmişte partide yöneticilik yaptı. Fakat sonradan partisine eleştirildiği için disipline verildi ve partiden ihraç edildi. Cumhuriyet Halk Partililik, çünkü Cumhuriyet Halk Partililik farklı bir kültür. Yani Cumhuriyeti kuran ve hakikaten işte Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve genel başkan olduğu bir parti. Buradaki partililik sorumluluğu çok farklı olması lazım. Biz hiçbir zaman partimizi dışarıda tartışmamamız lazım. Kimsenin eline malzeme vermememiz lazım. Kaldı ki ben bu konuda bugüne kadar dikkat ederseniz çizgime hiçbir zaman partimle ilgili, parti içindeki olan bir takım eksikliklerle ilgili kamuoyuna bir açıklama veya bir malzeme vermem. Bu benim parti anlayışıma ve disiplinime aykırı. Ama şu çok güzel bir şey bence. İddia sahibi olmak. Daha iyi yaparım demek. Ben daha başarılı olabilirim demek. Bu son derece güzel bir şey. Peki. Bence bu noktada AKP de bizden bir şeyler öğrenir. Yani bir demokrasi öğrenir. İnsanların hayallerini nasıl paylaştıklarını öğrenir. Geri geldiği zaman da dayanışmayı öğrenir. Yani tek adam, tek aday, tek liste değil. Çok renk, çok ses. Bu bence demokrasi için büyük bir zenginlik. Ama asla yandaşa veya işte havuza da hiçbir zaman biz bir fırsat vermeyiz. Onların eline de koz vermeyiz. Şimdi Poltio'nun bu internet üzerinde çeşitli anketler ve araştırmalar yapan bir web platformu. Poltio'nun bir araştırması var. Hangi liderler istifa etmeli diye soruyor. %92 Bahçeli, yanıt verenlerin %92'si Bahçeli, %45'i Kılıçdaroğlu, %46'sı Demirtaş diyor. Buna dair bir şey söylemek ister misiniz? Yani kolektif bir başarısızlık mı var muhalefet olarak baktığınız zaman? Şimdi %60'a yakın bir oy oranı varken önceki seçimlerde hiçbir etkinlik ortaya koyamadı. Ne meclis başkanı seçilebildi, ne bir hükümet kurma yönünde bir güçlü bir irade oldu, ne de başka bir şey yapılamadı. Bir bütüncül bir başarısızlıkta mesela bu üç liderin de istifa etmeleri, siz Avrupa'yı iyi tanıyorsunuz, Sosyalist Enternasyonel'den ötürü. Böyle bir şey İngiltere'de olsaydı bu liderlerin tamamı hala koltuklarında duruyor olurlar mıydı? Bu soruya lütfen yanıt verin. Tabii. İngiltere İşçi Partisi lideri 42 yaşında Ed Miliband. Benim de arkadaşım, bir buçuk ay evvel beraberdik. Siyasi kariyerini bitirdi. Kendine yeni bir hayat kurmaya çalışıyor 42 yaşında. İngiltere'de Mayıs ayında seçimler oldu. David Cameron'ın başbakan oldu, tek başına iktidar oldu Muhafazakar Parti. 56 dakikada 3 parti lideri istifa etti. Birisi İşçi Partisi lideri Ed Miliband. Bir tanesi Liberal Parti ve Başbakan Yardımcısı. Bir diğeri de oyunu 9 puan arttıran ve iktidar iddiası olan bir diğer Merkez Parti. Üçü de 56 dakikada istifa etti. Gelelim 1 Kasım sonuçlarına, yani 7 Haziran'la 1 Kasım'a. Haksızlık yapmamamız lazım. Ben yine Sayın Genel Başkanımıza da yani hakkını teslim etmemiz lazım.
Sayın Genel Başkanımız 7 Haziran'dan 1 Kasım'a kadar son derece sorumlu, son derece yapıcı, son derece uzlaşmacı bir tavır sergiledi. Devamlı herkese elini uzattı. Dedi ki ya Türkiye'ye bir yangın var. İnsanların yüreğine ateş düşüyor. Biraz evvel siz şehidimizi rahmetle andınız. Her taraftan şehit haberleri alıyoruz. 400'den fazla insanımız hayatını kaybediyor. Gelin ben her şeyi hazırım. Gelin beraber olalım dedi. Bu konuda zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarında dramatik ciddi bir düşüş yok. Ama artış yok. Ama diğer partilere baktığınız zaman MHP'nin düşmesi son derece normal. Çünkü daha 7 Haziran'da sandıklar kapanmadan erken seçim dedi. Ve başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere ve zamanında düşünün ki Cumhuriyet Halk Partisi ile MHP ortak bir cumhurbaşkanı adayı belirlemesine rağmen Bahçeli ne dedi? Ben hiç kimseyle görüşmüyorum dedi. Ben her şeye hayır diyorum dedi. HDP de kendini bir şekilde yani bu PKK, terör oralardan tam olarak yani o dilden, o anlayıştan, o çizgiden ayrışımı yapamadı. Ve sonuçta da iki parti de ciddi oy kaybına aslında neden oldu. Yani siyaset kültürü İngiltere'de ve Avrupa ortalamalarındaki gibi olsaydı bu üç liderin de şu anda istifa etmiş olması gerekirdi ifadesini dolaylı olarak aldım sizden. İddiayı ortaya koyuyorsunuz. Eğer o iddiaya, o hedefe ulaşamıyorsanız evet. Doğru olan şey evet. Yani evet. Başaramıyorsanız o zaman bırakmanız lazım. Deniz Baykal mı daha başarılı oldu, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Bir mukayese etmek gerekirse iki dönemi de yaşadınız, iki döneminde tanıklığına sahipsiniz ve kamuoyu da izledi. Bunu değerlendirelim lütfen. Nasıl? Çok samimi olarak şunu söylemek isterim. Bunu çok samimi olarak söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Türkiye siyasetine baktığımız zaman Türkiye'de genelde partiler lider partisi. Liderler yok olunca, yani isim vermeyeceğim burada, liderler gücünü kaybedince partiler yok oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi 92 yıldır ayakta olan bir parti. Ve bugüne kadar 7 tane genel başkanı gelmiş. Ben her birinden ayrı ayrı feyiz alıyorum. Bunu çok samimi olarak söylüyorum. Yani arkama baktığım zaman Mustafa Kemal Atatürk'ten de, İsmet İnönü'den de, Bülent Ecevit'ten de inanılmaz feyiz alıyorum, inanılmaz şeyler görüyorum. Yine bugün hayatta bir şeyimiz oluyor, onlara danışıyoruz. Hikmet Çetin. Dün akşam beraberdim Sayın Altan Öğmen, Sayın Deniz Baykal. Yani inanılmaz bir zenginlik bence. Hepsinin dönemleri ayrı ayrı dönemler. Yani Sayın Deniz Baykal'ın dönemi ayrı, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönemi ayrı. Bence her döneminde her lider Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışır şekilde mücadele ve çalışmalarını yapmışlardır. Ve dediğim gibi yani onları birbirleriyle mukayese etmememiz lazım. Ama onların bir bütünlüğü, bunu samimi olarak söylüyorum. Yani bizim gelecekle ilgili vaat ettiğimiz, yani biz Cumhuriyeti kuran bir parti olarak bu ülkeye 2023 yılında genç liderlerle, yeni nesillerle biz Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacaktır iddiasında ben bulunuyorsam, ben arkamdakilerden güç alıyorum. Başarısız yani, olursanız ayrılır mısınız, istifa eder misiniz? Şunu söyleyeyim, biliyorsunuz siyasette ağzınızdan çıkan söz sizi sonuna kadar bağlıyor. Eğer genel başkan olursam, 1-2 demiyorum. İlk seçimimde oyumu arttırırsam da demiyorum. Eğer iktidar olamazsam ertesi gün bırakırım. Peki. Ama bırakırken de şöyle bırakmam. Her türlü hazırlığımı yani ona göre yani partiyi de bir tribülansa sokmam. Ama böyle olması lazım siyaset. Hatta bunu tüzüğe koymak lazım. Ben genel başkan olacağım veya bir partinin il başkanı olacağım veya partinin bir yöneticisi olacağım. Başarı nedir? Birinci olmaktır. Başarı nedir? Anlamlı şekilde oyunuzu arttırmaktır. Eğer oyunuzu arttıramıyorsanız, oyunuzu düşürüyorsanız, eğer birinci olamıyorsunuz, iktidar olamıyorsanız o koltukta oturmamanız lazım. Ben de tabii Altan abiyle konuştum. Yani CHP konuşup da Altan abiden fikir almamak olmaz. Hatta kitabını getirdim Altan abinin, Değişim Yılları kitabı. Bu çok Türk siyasetinin çok önemli kitaplarından biri. Bir kült kitap. Doğan Kitap'tan çıkmıştı ve kitap fuarda devam ettiği için bunu hatırlatayım istiyorum. Altan abi dün fuardaydı. CHP'nin de genel başkanlığını yapan isimlerden biriydi. Ben Altan abiye dedim ki ya bu CHP'nin hali ne olacak? Klasik soruyu Altan abiye de sordum. Dedi ki çok seçmenlerin ve CHP'lilerin umutsuzluğa da kapılmamaları lazım. Çünkü dünyada da örnekleri var. Uzun bir süre boyunca sol partiler iktidar olamamışlardır ama gelip nihayetinde bir 10 yıl, 5 yıl ne kadar zaman geçecekse olabilirler. İşte Almanya'da Schmidt, Brandt, Schröder örneklerini verdi. Yani CHP'lilerin belki umutsuzluğa kapılmaması için bir şeydi. Notta Altan abiden diyelim. Şimdi reklama gideceğiz ama reklamdan önce bir soru sorabilir miyim arkadaşlar? Bir 30 saniye kullanacağım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesinde paralel devletle ilgili bölümde
cemaatin CHP'ye sızmaya çalıştığı, ancak Baykal'ın, yani oradaki ifadeyle söylüyorum, benim ifadem değil bu, mesafeli davrandığı için bu çalışmanın, sızmanın yapılamadığı ifade edilmişti. Cemaat CHP'ye sızmaya çalıştı mı? Şöyle söyleyelim, cemaat AKP bir bütün. Yani şimdi, bugüne kadar, bugün için söylemiyorsunuz ama. Yani bugün için de söylüyorum. Bu bir bütün. Yani şimdilik o iyi, birisi düşman, birisi iyi rolünü oynuyor ama bugüne kadar bir bütündü. Ve Cumhuriyet Halk Partisi benim dönemimde de bir devletin de içinde olduğu, yani bunun içinde istihbaratı, basını, siyasi bir kanadının da olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ne operasyon yapmaya bu seçimlerden 3 ay kala önce başladılar. Bunu Sayın Genel Başkanımız da söyledi. Cemaat mi yapmaya başladı? Vallahi yani işte bu ne diyelim, ceberüt bir güç diyelim. Bir ceberüt güç. Sonuçta demokratik olmayan, iftiraya dayalı ve aslında anayasal düzene karşı olan bir şey. Yani ana muhalefet partisinin genel başkanıyla ilgili atılan manşetleri bir hatırlayın. Ve buradaki bilgilerin Anadolu Ajansı ve MİT'ten geldiğini hatırlayın. Yani bunu ne zaman yaşadık? Bunu aşağı yukarı Mart ayında yaşadık, Şubat ayında yaşadık. Ve Sayın Genel Başkan dedi ki MİT Cumhuriyet Halk Partisi'nde operasyon yapacak dedi. Yani ben cemaattir, şudur budur demiyorum. Hala Türkiye'de bir ceberut yapı var. Bu ceberut yapı Türkiye'deki anayasal düzene karşı, parlamenter sisteme karşı, demokratik düzene karşı bir şekilde her şeyini kullanıyor. Basını kullanıyor. Basını ele geçiriyor, basını bir silah gibi kullanıyor. Efendim yargıyı ele geçiriyor, geçirmeye çalışıyor. Yargıyı bir güç olarak kullanıyor. Ama bürokrasiyi kullanıyor, ama kullanıyor. Bunu görüyoruz. Peki. Reklamlar, Umut Orhan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan adayı. Bugünkü programımızın konuğu, reklamların ardından devam ediyoruz. Evet, çok sayıda soru, yorum, öneri, görüş geldi ve somut şeyler çıktı programdan. Mesela randevu talebinde bulunacağını söylüyor Sayın Umut Orhan, Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bu hafta başı itibariyle. Televizyonda bir tartışmaya davet ediyor bütün genel başkan adaylarını kurultay öncesinde. Bu da yeni bir gelişme. Bakalım diğer başkan adayları buna nasıl sıcak bakacaklar mı? Ki Sayın Kılıçdaroğlu bunu kendisi söylüyordu zaten diğer parti liderlerine. Evet. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olsun dedi. Ben de desteklerim dedi ve bu internette haber oldu şimdiden. Onu da söyleyelim. Böyle bir öneri geldi. Bakalım kamuoyu ne diyecek. Ankara il başkanları da bugün Ankara'da toplanıyorlar. Bunlar önemli gelişmeler. Size gelen çok sayıda soru var. Ben onları iletmeye çalıştım ama bir tanesi diyor ki Umut Orhan sözde Ermeni soykırımını kabul ediyor mu? Eğer etmiyorsa soykırımla yüzleş pankartını neden taşıdı? Çok kısa bir yanıt verir misiniz buna? Herhangi bir pankart taşımadım. Oradan geçerken, yani bir televizyon programına giderken Rakel Hanım'ı gördüm. Ona merhaba derken ama bir şey görmedim. Yani pankart görmedim. Orada pankart bulunmadım. Pankart taşımadın? Hayır taşımadım. Nasıl anladım, taşıyabilirim öyle bir şey? Anladım. Yani bu konuda affederseniz şöyle söyleyeyim. Sosyalist Enternasyonel'de bu konunun 1,5 yıldır mücadelesini veren bir insanım. Onun için böyle bir şey yapmam söz konusu değil. Peki. Dışarıdan, yani CHP'nin şu anda aktif üyesi olmayan, teşkilatlarda rol almayan bir kişi de genel başkan adayı olabilir. Mesela Metin Feyzioğlu gibi böyle yakın duran politik görüş olarak insanlar var. Mümkün mü böyle bir şey? Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olan, nasıl ben 2008'de olduysam, Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olan ve bu konuda tüzükte %10 delegemizin imzasını alan... Şartı o değil mi? %10. CHP üyesi olacak. CHP üyesi olacak. %10 destek alacak. Kurultay delegesinin %10 imzasını alacak. Aday olabiliyor. Evet. Peki başka bir şey kaldı mı? Çok konu var da süremiz bitti. Bir grafiğimiz var, onu vereyim ben. Ipsos'un CNN Türk için yaptığı araştırmada genel başkanların performansları soruldu. Hemen gösterelim. Genel başkan değişmeli mi dendi. Burada hayır değişmesin denen kişi, yani ben özet yapıyorum, bu grafiği anlatmak lazım uzun uzun. Sayın Davutoğlu değişmesin deniyor özetle. Çünkü büyük oranda kalsın demiş. %70'e yakın oranda kalsın diyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu %56. Sayın Devlet Bahçeli %80'ler oranında. Sayın Selahattin Demirtaş için de göremiyorum 35 oranında bir değişim var. Yine Sayın Figen Yüksektaş için de 28 oranında bir oran var. Evet, bu grafik böyle bir özet. Yani muhalefete lider değişimi çağrısı kamuoyundan geliyor. Araştırma şirketleri de bunu böyle ortaya koyuyorlar. Çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Yine bakalım, teşekkür bu süreç ederim, ilerlediği zaman önümüzdeki programlarda
belki o debate dediğimiz şeyi, televizyon tartışmasını belki CNN Türk ekranlarında yapmak da mümkün olabilir. Yani kurultay adaylar boyunca kabul ederlerse. CNN Türk'te olur, başka saygın kanallar da olur. Yani evet, her hafta bir kanalda adaylar giderler, illerde kendilerini anlatırlar ama gelip bir de Türkiye'nin önünde iddialarını, hayallerini ortaya koyarlar. Bence peki, bir demokrasi şöyle ne olur? Çok teşekkür ederim, teşekkür katıldığınız ederim için. İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.